Ekranda gördüğünüz belirsiz integralin neye eşit olduğunu bulmaya çalışalım mı? Yer değiştirme yöntemini yani x'in yerine başka bir ifade kullanmayı uygulayabileceğimize dair ipucu paydadan geliyor. Demek istediğim integralini almak istediğimiz ifade a kare eksi x kareli bir terim. Evet böyle bir şey görürseniz aklınıza hemen x'in yerine a çarpı sinüs teta koymak gelsin. Her zaman işe yaramayabilir ancak böyle bir terim gördüğünüzde x eşittir a çarpı sinüs teta yer değiştirmesini yapmanın iyi bir fikir olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. x yerine bunu kullandığımızda a kare eksi x kare sinüs teta. Evet bunu elde ederiz ve bunu da a kare parantezi Alınca a kare 1 eksi burada da kare olacak evet 1 eksi sinüs kare teta elde ederiz ve böylece de bildiğimiz temel trigonometrik özdeşliklerden faydalanmış oluruz. Bildiğiniz gibi burası kosinüs kare teta'ya eşittir ve belki de bu sayede bu ifadeyi sadeleştirme şansı elde edebiliriz. Bu noktada 8 eksi 2x karenin buraya not ettiğim ifadeye çok da benzemediğini fark etmiş olabilirsiniz. Ama bence bunu bu şekilde ifade etmenin bir yolunu da bulabiliriz. 8 eksi 2x kare, evet alt alta getireyim. 8 eksi 2x kareyi 2 parantezine alırsak 2 çarpı 4 eksi x kare elde ederiz öyle değil mi? Ve bu sayede de a kare eksi x kare formuna çok ama çok benzeyen bir ifade elde etmiş oluruz. Hemen not ediyorum 2 çarpı 2'nin karesi eksi x'in karesi. Bu durumda a 2'ye eşit oluyor. Hadi bakalım bu yer değiştirmeyi kullanalım. Evet, x'i 2 sinüs teta'ya eşitleyeceğiz. Bu durumda da dx 2 kosinüs teta d teta'ya eşit olur değil mi? Sadeleştirmeye burada başlamıştık. Devam edelim. 2 çarpı 2 üzeri 2 eksi x kare. x'in 2 çarpı sinüs teta'ya eşit olduğunu söyledik. O halde x kare de 2'nin karesi çarpı sinüs kare teta olur. Burayı 2 üzeri 2 parantezine alalım. 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 1 eksi sinüs kare teta. 2 çarpı 2'nin karesi evet 8 eder. 1 eksi sinüs kare teta da kosinüs kare teta'ya eşittir. O halde 8 çarpı kosinüs kare teta elde ederiz. Karekökli ifadenin içine bunu yazacağız. Hadi hemen yazalım. Integral, evet, pi'yi de dışarıya alacağım. Pi çarpı dx'in 2 çarpı kosinüs teta d tetaya eşit olduğunu biliyoruz. Biraz daha açık ifade edersem daha iyi olacak. dx'i mavi ile yazalım. 2 kosinüs teta d teta. d tetayı da buraya yazalım. Paydada ise karekök içine, evet, bunu yazacağım. karekök içinde 8 eksi kosinüs kare teta. 8'in kare kökü 2 çarpı kök 2'ye eşittir. Bunu da biraz daha açık bir şekilde ifade edeyim ki kafamız karışmasın. Evet, bunun kare kökü 2 çarpı kök 2 çarpı kosinüs kare teta'nın kare kökü. Yani kosinüs teta'ya eşit. Tabi bu noktada bunun kare aldığımızda kosinüs tetanın etrafına mutlak değer işareti koymamız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Mutlak değeri kaldırmak için de kosinüs tetanın pozitif olduğunu varsaymamız lazım. Kosinüs tetanın pozitif olduğu varsayımında bulunabiliriz. Neden diyecek olursanız yer değiştirmenin bu kısmına bakarsak teta'nın neye eşit olduğunu bulmak için iki tarafı da ikiye bölmek gerekir. Böylelikle de x bölü 2 eşittir sinüs teta elde ederiz. Buradan teta da arksinüs x bölü 2'ye eşit olur. Arksinüs fonksiyonu evet tanımını da göz önüne alacak olursak bize eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında bir teta değeri verir ve bu aralıkta kosinüs teta da her zaman pozitiftir. Böylelikle mutlak değerden de kurtulmuş oluyoruz. Kosinüs teta'nın pozitif olduğunu bulduğumuza göre mutlak değer işaretini kaldırabiliriz ve artık sadeleştirme yapmak için de hazırız. Kosinüs tetalar birbirini götürecek, bu 2 ile bu 2 de birbirini götürecek. Kare kök 2'yi integralin dışına taşıyalım. Böylece geriye pi bölü kare kök 2 d teta'nın integrali kaldı. Pi bölü kare kök 2 çarpı d teta'nın belirsiz integrali teta'ya eşittir öyle değil mi? Tabi bir de artı c olacak. Sona çok yaklaştık. Şimdi bir de her şeyi x türünden yazmamız lazım. Teta'nın arc x bölü 2'ye eşit olduğunu az önce bulmuştuk. O halde bunun belirsiz integrali neye eşitmiş? Pi bölü karekök içinde 2 arc x bölü 2 artı c'ye. İşte bu kadar. Bazıları paydada kare köklü ifade bırakmayı sevmez. Eğer siz de bunu tercih etmiyorsanız bunu karekök içinde 2 bölü kare kök içinde 2 ile çarpıp paydadaki karekökten kurtulabilirsiniz. Ben şimdilik bu şekilde bırakıyorum. Evet işte karşınızda bu ifadenin ters türevi